arkadaşlar. VGate firması iCar Pro 2S cihazını piyasaya sürdü. Bluetooth 5.2 teknolojisi ile donatılmış bu cihazın birçok yeni özelliğini birazdan anlatacağım. VGate firması ilk olarak iCar 1'i üretmişti. Sonrasında bu turuncu rengiyle ünlenen iCar 2'yi piyasaya sürdü. Sonrasında da iCar 3'ü üretti. Daha sonraları da iCar 3'ün gelişmiş sürümü olan ve birçok yeni özelliği bünyesinde barındıran iCar Pro 3.0 ve BLE 4.0 üretildi. Bu cihazların inceleme videosunu da yukarıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz. Son olarak da iCar Pro 2S modelini piyasaya sürdü. Cihazdaki yeniliklere bir göz atalım. Cihaz boyutları bir önceki Pro modeline göre neredeyse iki katı büyüklükte. Ancak bu büyüklük diz mesafesini etkileyecek veya taşımayı zorlaştıracak bir büyüklükte de değildir. Şimdi cihazın içinden bazı görüntüler sunuyorum. Cihaz önceki nesline benzer, iki kartla oldukça dolu bir yapıya sahip. Aykar 2S de bağlantı renkleri farklılık gösteriyor. Aracın OBD portuna cihazı taktığınız zaman Aykar 2S üzerindeki RGB LED ışığı sarı ve yeşil olarak dönüşümlü şekilde yavaş bir hızla yanıyor. Her ihtiyacınız olduğunda söküp takmaya gerek yok. Devamlı araç üzerinde kalabilir. 30 dakika sonra otomatik olarak uykuya giriyor. Uygulamayı açtığınızda otomatik olarak uyanıyor. Aracın ekusuna bağlandığında ise mavi ve mor ışık dönüşümlü olarak hızlı hızlı yanıp sönüyor. Aykar 2S çalışırken 34 mA güç tüketirken uyku moduna geçtiğinde 3 miliamper gibi çok düşük bir seviyede akım tüketiyor. Bu düşük güç tüketimini bünyesinde bulunan 5.2 Bluetooth protokolünün bulunmasına borçlu. Önceki VG sürümlerinin Bluetooth bağlantısı 3 ve 4.0'dı. Şimdi iCar 2S'de Bluetooth 5.2 protokolü sayesinde hem iletişim mesafesi arttı hem de veri aktarma hızı iki katına çıktı. Veri aktarım hızı iCar 2S'in bağlantı hızı çok yüksek. iCar Pro 38.4 kB saniyede hıza sahipken iCar 2S Bluetooth 5.2 sayesinde 3 MB per second hızlara kadar veri aktarım hızı sunuyor. Bu cihazı öne çıkaran en büyük özellik artık full elektrikli araçlarda da kullanılabiliyor olması. Elektrikli araçlarda birçok OBD2 cihazı otomatik uyanmayı desteklemiyormuş. Bu bilgiyi de bu cihazla öğrenmiş oldum ben de. Ayrıca çoğu cihaz bazı elektrikli araçlarla uyumlu da olmuyor. Kimi arıza ışığını yakıyor, kimi de otomatik uyanmadığı için her seferinde OBD portundan söküp yeniden takmak gerekiyor. İşte Aykar 2S elektrikli ve hibrit araçlarda bu tür iletişim sorunlarını ortadan kaldırmış ve ayrıca uzaktan uyanmayı da destekliyor. Uzaktan uyanma derken bunun menzili Bluetooth 5.2 ile 300 metreye kadar çıkmış durumda. Saf elektrikli veya hibrit ya da içten yanmalı bütün araç tiplerini elbette destekliyor. Diğer adaptörler birçok araçta bağlantı kurmanızda başarısız olurken iCar 2S 3. parti uygulamaların neredeyse hepsiyle bağlantı kuruyor. Çok sayıda uygulamayı da destekler. Hatta yaklaşık 20 tanesinin listelendiği bu küçük kitapçıkta uygulamaları QR kodlarını tarayarak yükleyebilirsiniz. Özellikle Torque, Car Scanner, Bimer kod gibi programlar çok iyidir. Ee, mesela full elektrikli bir Renault Zoe'niz varsa bu durumda Ken ZE Plus aplikasyonu sizin için daha faydalı bir uygulama olacaktır. Bu uygulama ile aracınızın batarya sağlık durumunu da görebilirsiniz. Fiat marka araçlara bağlanmakta genellikle sorun çıksa da yerli yazılım olan DTC Fix uygulaması ile bu bağlantı sorunlarının da üstesinden gelebilirsiniz artık Windows PC'de de kullanılabilir hale geldi. Cep uygulamaları ile aracın ekusuna giremiyorsanız bu yazılımları deneyebilirsiniz. Mesela Renault grubu araçların özel yazılımı olan DTT 4 All ya da FCA grubu, Fiat, Jeep, Alfa Romeo grubu araçların özel yazılımı olan Multi Ecoscan gibi yazılımlar için USB ara kablosuna gerek kalmadan direkt Bluetooth ile bağlanabilirsiniz. Cihazın birçok koruması var. Aşırı voltaj, aşırı sıcaklık, aşırı akım gibi korumaları mevcut. Araç uyumluluğuna gelirsek tüm OBD2, EOBD uyumlu araçlarla çalışır. Avrupa'da 2001 model ve üstü araçlarda çalışır. Genel olarak otomobil ve 5 ton altı 12 volt ile çalışan hafif ticari araçlarda da çalışır. 24 volt araçlarda çalışmaz. Buna dikkat edin. Cihaza gelen bütün güncellemeleri ücretsiz alabilirsiniz. Bu arada korsan cihazlara karşı VGET yeni önlemler almış durumda. Sahte cihazlar güncelleme alamıyor. Önceki modellerde olduğu gibi aracınızda spesifik olmayan bütün arızaları cep telefonunuza veya bilgisayarınıza yükleyeceğiniz uygulamalar ile arızaları okuyup silebilirsiniz. Aracın desteklediği bütün sensör verilerini canlı olarak takip edebilirsiniz. Ayrıca kodlama da yapabilirsiniz. Şimdi bir örnek arıza taraması yapalım. Car Scanner uygulamasında Fiat Egea aracımız için arıza taraması yaptık. Oksijen sensörü hatasını buldu ve bulduğumuz hatayı sildik. Tekrar tarattığımızda da herhangi bir arızayla karşılaşmadık. Şimdi bir de DTC Fix uygulaması ile aynı aracı taratalım. Kodlama veya gizli özellik açma için de yukarıdaki linki olan videoyu seyredebilirsiniz. Canlı sensör bilgilerini şu an ekranda görüyorsunuz. Motor devri, yakıt sistemi durumu, yakıt basıncı, oksijen sensörü voltajı gibi birçok aracınızın desteklediği parametre şu an mevcut. Evet, cihazı öne çıkaran özellikler böyle. Şimdi en basit şekliyle araca nasıl bağlanıyoruz ondan bahsedeyim. Aracın OBD2 portuna cihazı takıyorum. Taktığımız anda yeşil ve mavi renkler fasılalı olarak yanıp sönmeye başlıyor. Android cep telefonlarında Bluetooth'u açtıktan sonra yakınımızdaki cihazları arıyoruz. Android VLink olarak gördüğümüz bu cihaz iCar 2S cihazımız oluyor. Telefonumuzu cihaza bağlamak için 1 2 3 4 eşleştirme kodunu giriyoruz. Artık iCar 2S ile cep telefonumuz birbirine bağlandı. IOS telefonlarda bu safhaya atlıyorsunuz arkadaşlar. Üçüncü aşamada cep telefonumuza yüklediğimiz uygulamayı açıyoruz. Şimdi bu uygulama aracın beynine bağlanacak ama hangi cihazı kullanarak bağlanacak? Bu sebeple uygulama ayarlarına girip aracın beynine bağlanması için iCar 2S cihazının bağlantı ismi olan Android VLink'i linki tikleyeceğiz. Cihazımızda ayarlanmış oldu programı artık. Son olarak uygulamaya aracımızın marka modelinde girmemiz gerekiyor. Evet bu işlem de tamam. Şimdi aracı yarım kontak yapıyoruz. Çalıştırmıyoruz. Artık uygulamanın içinde dolaşabiliriz. Arıza taraması yapabiliriz. Veya canlı sensör bilgilerine bakabiliriz. Eğer arıza taraması yapıp arızaları silmek istiyorsanız aracı çalıştırmadan yarım kontak şeklindeyken bunu yapmalısınız. Ancak canlı verileri görmek istiyorsanız bu safhada artık aracı çalıştırmamız lazım. Unutmadan söyleyeyim, Windows sistemindeki işlemler de Android sistemi ile aynıdır. Evet arkadaşlar, vereceğim bilgiler bu kadar. Güçlü ve kullanımı kolay arıza tespit cihazı arıyorsanız Vgate iCar Pro 2S iyi bir seçim olacaktır. Kanalıma yeni gelen arkadaşlar abone olmayı ve arkadaşlarına tavsiye etmeyi de unutmasınlar. Umarım takipçilerim için de faydalı bir içerik olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.